İbrahim Karagül, baş döndürücü, zihin karıştırıcı, hoyrat bir yeni dünya oluşuyor. İki dünya savaşından daha sarsıcı değişim, bilgide küreselleşme, bilinçte yerelleşme. Bir Türkiye siyasi dili, bir Türkiye duruşu var. Ülkemizin her girişimi tek bir mücadeledir. Libya'da ateşkes uygulanmaz. Birleşik Arap Emirliklerinde Muhammed Bin Said'i durdurmak terörle mücadeledir. Libya'da olanla Suriye'de yaşananları birbirinden bağımsız düşünemeyiz. Mısır'da demokrasi ve halk iradesinin cezalandırılması, darbe yapılmasıyla Libya'nın parçalanması planlarını birbirinden ayıramayız. Irak'ı sarsan gösterilerle Lübnan'daki protesto gösterilerini birbirinden bağımsız göremeyiz. Libya merkezli gelişmelerle Suriye'nin kuzeyinde yapılmak istenenle Doğu Akdeniz'de başlayıp Akdeniz'in geneline yayılan güç mücadelesini birbirinden koparamayız. İçeride de dışarıda da aynı ortaklık kurulmuş. PKK'nın on yıllardır Türkiye içinde yürüttüğü kanlı saldırılarla, Suriye'nin kuzeyindeki harita planlarını, Amerika ve bölge ülkelerinin burada bir terör örgütüne silah yığınağı yapmasını, Türkiye'nin bölgeye yönelik üç kritik müdahalesini Libya ve Suriye'den bağımsız algılayamayız. Türkiye'de muhalefetin bütün siyasi kimliklerden uzaklaştırılıp, yeni bir kimlikle, tam da coğrafya genelinde, Türkiye karşıtı cephe ortak bir dile dönüştürülmesini, yukarıda dikkat çektiğim konulardan bağımsız düşünemeyiz. Türkiye üç denizde de olacak. Eğer bu gücü inşa edemezsek, Anadolu'dan ve tarihten siliniriz. Türkiye'nin Kızıldeniz'den Basra Körfezi'ne, Hazar'dan Adriyatik'e, Karadeniz'den Ege ve Akdeniz'e çok geniş anlamda savunma kalkanları inşa etmesini coğrafyanın tamamını hedef alan büyük istila dalgasından koparıp anlayamayız. Ne işimiz var Suriye'de, ne işimiz var Somali'de, ne işimiz var Libya'da? Ne işimiz var Akdeniz'de söz ve tavırlarıyla? 21. yüzyılda Anadolu'yu koruyamayız. Güçlü Türkiye inşa edemeyiz. Anadolu'yu koruyamazsak coğrafyadan silinir güçlü bir Türkiye inşa edemezsek tarihin de dışına itilir. Selçuklu'dan bugüne kadar süren yüzyılların sonunu getiririz. Bütün bunlar tek bir mücadeledir. Türkiye'nin askeri alanda, güvenlik alanında, ekonomik alanda, siyasi diplomatik alanda yürüttüğü büyük mücadele tek bir mücadeledir ve bir gelecek inşasıdır. Bir satrançtır, bir güç haritası çabasıdır. En büyük siyasi krizlerden en tehlikeli askeri operasyonlara, ekonomik olarak ayakta durmaktan sıradan diplomatik masalara, siyasi sistemi dönüştürmeden bölgesel ortaklıklara, düşmanlıklardan dostluklara kadar bu bir bütündür. Ülkeleri koruyacak duvarlar, tanımlanmış ittifaklar yok, kendi mücadelen kadar varsın. Artık küresel sistem yok. Artık çok uluslu sözleşmelerin, kurum ve kuruluşların etkisi yok. Dengeye oturmuş ortaklık ve düşmanlıkların kalın çizgilerle çizildiği bir dünya yok. Artık milletleri, ülkeleri güven altında tutacak tanımlanmış ittifaklar yok. Aşırılıkları, kontrolsüzlükleri durduracak, dengeleyecek hiçbir mekanizma yok. Güç haritalarının da, siyasi haritaların da zayıfladığı, güce ayarlı bir dünya şekilleniyor. Eskilerin masalları haline gelen barış ve özgürlük söylemlerinin inşa edici, koruyucu duvarları yok. Baş döndürücü, zihin karıştırıcı, hoyrat bir dünya. Son derece karmaşık, son derece baş döndürücü, son derece akıl karıştırıcı, son derece kırılgan ve hoyrat bir dünya var. Bundan sonra hiçbir ülke ulusal sınırları içinde güvende olamayacak. Artık bütün ülkeler milletler, iddialarıyla, arayışlarıyla, güç hesaplarıyla mücadele verecek coğrafyamızı bir bütün olarak algılamazsak küresel alanda yaşananları bir karmaşık güçler hesaplaşması olarak bütünleştiremezsek iddialarımızı öne çıkarıp güç inşa etme yolunda hızlanmazsak siyasi dilimizi güvenlik dilimizi buna göre dönüştürmezsek 21. yüzyılın kaybedeni oluruz. Sadece Türkiye için değil bütün ülkeler için bu böyledir. İki dünya savaşından daha sarsıcı değişim. Bilgide küreselleşme, bilinçte yerelleşme. Birinci ve ikinci dünya savaşlarından çok daha sarsıcı bir değişim geliyor. Teknolojinin, iletişimin, güç algısının hızla dönüştüğü, bilgide küreselleşmenin, bilinçte yerelleşmenin yaşandığı, zihinsel sınırların kapandığı ama güvenlik kaygılarının tehlikeli hale geldiği bir dünya bu. Coğrafya, vatanseverlik, siyasi ve kültürel kimlik yeniden öne çıkarken, acımasız bir saldırganlığın kol gezdiği, kaynaklar üzerinde talanın milletleri imha edebilecek ölçekte tehlikeli hale geldiği bir dünya. Bu dönemin sonrasında oluşacak sistem ya da sistemsizlik hiçbir şekilde iki dünya savaşı sonrasına benzemeyecek. Dolayısıyla bütün milletler bu tehlikeli tarih aralığından nasıl sağ salim çıkabileceğinin hesaplarını yapmakla meşgul. Her güç ve millet nasıl bir yarın kurulacak anlamaya, öngörmeye çalışıyor. Bunu yaparken de büyük bir telaşla kendini güvenceye alacak tedbirleri almaya çalışıyor. Birkaç yıl önce bizi içeride vuruyorlardı, bağnazlıklara rağmen en etkili güç olabildik. Ne işimiz var orada diyenlerin, bugünün ve yarının dünyasını, Türkiye'nin bu yeni dünyaya hazırlığını zerre kadar anladığını sanmıyorum. Türkiye içeride bazı çevrelerin bağnazlıklarına, uzaktan kumanda pozisyon alışlarına, ezberlerle toplumsal körlük oluşturanlara rağmen bu alanda birçok ülkeden çok daha etkili bir mücadele yürütüyor. Şu ana kadar da oldukça başarılı. Başarılı oldu, daha da olacak. Birkaç yıl önce sınırlarından içeriden saldırıya uğrayan, imha planlarına maruz kalan Türkiye sadece birkaç yıl içinde bütün bölgesinde en etkili güç haline geldi. Bir Türkiye siyasi dili ve bir Türkiye duruşu. Biz yeni dünyayı kurduk. Bu yönüyle bazı Merkez Avrupa ülkeleri tarafından bile kıskanılıyor, bu açık. Coğrafyanın tamamına yayılmış bir Türkiye siyasi dili, Türkiye duruşu en etkili güçtür ve biz şu an böyle bir durumdayız. Her ne olursa olsun yarının dünyasında merkez ülkelerden biri, yarının coğrafyasında ise ana aktör Türkiye olacaktır. Biz bu yeni dünyayı okuduk, geleceğin kapılarını araladık. Bunu zamanla içeridekiler de anlayacak. Eski cümlelerin, eski bakışların, eski Türkiye ve dünya algısı ve ezberlerin bozulduğu bir tarih dönemi bu. Ve Türkiye bütün dünyaya yeni sözler söylüyor. Bu yüzden coğrafyanın neresinde bir adım atılsa, hangi masa kurulsa hepsini bir bütün olarak okumalıyız. Hepsi birbirini tamamlıyor. Büyük bir yürüyüş bu tarihin dönüşü. Coğrafyanın tamamında da dünyanın merkezinde de olacağız. Libya'da ateşkes uygulanamaz, Birleşik Arap Emirliklerinde Muhammed Bin Zayid'i durdurmak terörle mücadeledir. Not, Berlin'de yapılan Libya konferansında alınan ateşkes kararının başarılı olacağını sanmıyorum. Birincisi son 30 yıldır AB ülkelerinin olduğu hiçbir masadan barış çıkmamıştır. Onlar ne kadar işin içindeyse çözüm de o kadar uzak olacaktır. İkincisi, Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Muhammed bin Zayid gibi bir terör baronu varken, Hafter gibi bir terör örgütü lideri varken, Fransa varken, Sisi varken, onların Türkiye ile hesaplaşması varken, Libya'da ancak güçle bir yere varılır. BAE'li terör baronu mutlaka durdurulmalı, yoksa Libya dahil hiçbir bölge ülkesinde barış ve huzur olmayacak. PKK'ya DAEŞ'a yüklenen misyon şimdi bu adama yüklendi. Onu durdurmak, bir terörle mücadeledir. İbrahim Karagül Yeni Şafak Karagül